Muhtası hakkında? Ha, Muhtası. Muhtası şöyle, James Churchward adındaki bir İngiliz. Hindistan'da görevliyken bir İngiliz subay. Görevliyken bir takım araştırmalar yapıyor ve kendi ifadesine, iddiasına göre Himalayalarda bu araştırmaları sürdürüyor. Himalayalarda kendisine kadimden kalmış tabletler ve bu tabletlerle ilgili dil hakkında bilgi veriliyor. Bunları inceliyor, okuyor tabletleri ve böylece şöyle ifade ediliyor. Avrupa'nın doğusuyla Amerika'nın batısında Mu Adası olduğu, bu adanın 50 milyon halkının olduğu, efendim işte bu iddiası, o diyor olsa olsa bu Pasifik'in ortasında bir adadır. İnsanlığın kadim varlığının ve uygarlığının burada oluştuğu ve bundan 12 bin yıl önce efendim bu adanın çöktüğü ve Pasifik'in derinliklerine gömüldüğü ve Pasifik'teki bir takım adacıkların ve üzerindeki takım dev heykellerin açıklamasının böyle olduğu, bu heykellerin Mu halkı tarafından yapıldığı, bunların dünyaya uygarlık götürdüğü, gittikleri yere ve Avrasya'da bir koloni kurdukları, bu koloninin de Uygurlar olduğu ve 12 bin yıl önceden başlayarak uzun zaman Uygurların Avrasya'yı yönettiği, işte bunların bir kısmının Amerika'ya gittiği ve bunların dilini konuşan bir halk olan Mayaların bunların dilini konuştu ve bu Mayaların da hala işte Amerika'da yaşadıklarını falan anlatıyor. Özeti bu. Ama ada diyor ve bu adada çeşitli ırklarla birlikte uygarlığın oluştuğunu söylüyor. Kalıntılarının da Mayalar olduğunu söylüyor. Özeti bu. 50 bin yıl öncesine falan kadar götürüyor Mu uygarlığı. Atatürk öğreniyor. İngilizce kitapları getirtiyor, çevirtiyor ve okuyor. Yani bu uygarlığıyla ilgili İngilizce kitapları okuyor. Ve bunları böyle düz okumaz Atatürk. Yanlışlarını düzeltiyor. Doğrularına de koyuyor, doğru diye. Efendim, meçhul Uygurlar ifadesini düzeltiyor. Onlar çok malum diyor. O Pasifik'teki adalarla ilgili olarak onlar göçmen diyor. Çünkü Atatürk'ün tarih tezine göre onun bahsettiği, yani James Churchward'ın bahsettiği o Avrupa'nın doğusunda ve Amerika'nın batısında dediği ve Mu Adası dediği yerin aslında Turan Ovası olduğunu, onun yanlış anladığını söylüyor. Ve uygarlığın aslında Turan'da başladığını, kadimde. Turan'da başladığını, oradan yayıldığını. Dolayısıyla sonraki dönemlerde de onların Uygurlar adını aldığını söylüyor. Ve bu arada General Tahsin adındaki bir zatı, sen İngilizce biliyorsun, seni Meksika'ya maslahat güzel olarak atıyorum. Ama senin işin Mayaların dilini incelemek ve bulduğum ilk Türkçe kelimeleri ve sonrakileri devamlı bana göndermek diyor. Tahsin Paşa gittiği zaman orada bakıyor ki her taraf tepe, tepek. Yani ada tepek, o tepek, bu tepek. Yani tepelerin adı tepek. Onu gönderiyor. Senin diyor bundan sonra soyadın Tahsin, adın, soyadın Maya Tepek. Tahsin Maya Tepek o. Sonra gönderdiği kelimelere bakıyor. Gönderdiği kelimelerden birçoğu Türkçe. Yani tepek, tepe demek efendim. İşte buna benzer birçok kelime. Mesela Caykan diyor. Caykan, yani ona Kayıhan diyor. Kay dedi. Cay ama Kay yani. Cay diye yazıyor ama Kay. Kayıhan diyor filan. Birçok kelimeyle birlikte diyor ki zaten ben bunu biliyordum. Mayaların dili de Türkçe, demek ki bu Mu'lar Türkler. Atatürk döneminde bu iş devam
Birisi bu dosyayı açtırdı. İyi, bu işlere meraklı bir adam. Dosyayı açtırdı ve oraya bir deli Türkolog buldu. İsmail Doğan diye. Onu gönderdi. İsmail Doğan'a dedi ki, o zaman doktordu, şimdi profesör. Sen oraya gideceksin. 3 yıl kalacaksın. Bir maya kızıyla evleneceksin. Bana bir torun getireceksin. Ve 20 tane de öğrenci getireceksin. Onları okutacağız. Maya Türkleri diye. İsmail Doğan gitti. 7 ay kaldı. Çünkü bu cimri arkadaş ona az para verdi. Kimdi biraz, bu arkadaş? Kimdi acaba? Ve ama 6 ay sonra şahane bir kitap getirdi. Maya Uygarlığı diye. Sordum, dedim ya İsmail Bey, bunlar gerçekten Türk mü? Dedi ki Maya 7-8 milyon bir halk, yönetici kabile Türk kesin. Bu arada işte halı desenleri falan, sadece dil değil yani. Halı desenleri, adetler falan da inceledi ve kitabı yazdı, kitap da yayınlandı. Ama işte ondan sonra o arkadaş üniversitenin başından ayrılınca o proje yine durdu. Bir gün o arkadaş bu ülkede başbakan, ya bu ülke dediğimiz Süveyş'te değil tabii, Türkiye'de başbakan ya da onun yetiştirdiği gençlerden birileri başbakan, cumhurbaşkanı ya da başkan olursa bu dosya yine açılır, çok ilginçtir. Bu arada şunu söyleyeyim, mu demek Türkçe'de ses değişmesi vardır, kurallı ses değişmeleri. Yani mesela mu bu. Mu aslında mu değil, mu, bu. Peki bu sözü size ne hatırlatıyor? Baş bu değil mi? Peki bu diye bir kelime olmasa baş bu olur mu? Çünkü buların başı demektir, baş bu. Bu sözü unutuldu, baş bu kaldı ama Asya'daki Türkler arasında bu sözü yine çok az olsa da bilenler var, kullanılıyor. Toplumun lideri demek bu. Dolayısıyla o halklar, bu Muğlar, Muğlar, Muğlar derken James Churchward'da kendi kendine onlara Muğlar ve o adanın adına da Muadası dedi. Yani adı koyan kendileri değil, asırlar sonra gelen araştırmacı James Churchward. Şu kesin, ne 12 bin yıl önce ne 20 bin, önce, 20 bin yıl önce Pasifik'te batan bir ada falan yok. Öyle bir şey yok yani. Dolayısıyla Pasifik'te böyle bir ada yoktu. Yani ama bir gerçek var. Bu uygarlık vardı. Bu uygarlık dediği ne zaman, neredeydi? Evet. Bugün Gobi Çölü'nün, Moğolistan'ın, Kazakistan'ın falan olduğu o büyük alanda vaktiyle böyle bir uygarlık vardı. Dolayısıyla o Tibet'te bulunan o tabletler de o uygarlığı anlatıyor. Yani James Churchward tabii İngiliz olduğu için biraz da yani bunlar biliyorsun Avrupalılar mümkün olduğu kadar uygarlıktan Türkleri uzaklaştırmaya çalışırlar. Yani mesela Sümer yazısı bulundu, dili çözüldü. Diyorlar ki bu Hint Avrupa dillerinden değil. Peki yani Cermen, Latin ve Slav dillerinden değil. Herhangi bir Hint Avrupa dilinden de değil. Farsça ya da Hint dillerinden de değil. Peki ne? Turani dil. Halbuki Atatürk dedi ki Sümerlerin konuştuğu dil Türkçedir ve onlar Türklerin atalarındandır. 5000, 6000 yıl önce. Ama Atatürk döneminde ciddi araştırmalar yoktu. Sonradan yapıldı. Mesela Profesör Osman Dinledim Tuna 168 kelime üzerinde çalıştı. Uluslararası bir bilim kuruluna bunu ispat etti ki bunlar Türkçe konuşuyorlardı. Sonra 600'e çıkardı. Ondan bağımsız Aydın Mehmetov Azerbaycanlı 800 kelime buldu. Evet, onu söyleyeyim. Evet, 800 kelime. Bir de Kazak alim Olcaz Süleymanov bu konuyu çalıştı ve Sümerce, Göktürkçe ve bugünkü Türkçeler arasındaki ortak kelimeleri değişmelerle birlikte inceledi.